Kadınlar için tarihi bir dönüm noktasındayız. Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de 2017'den bu yana çığ gibi büyüyen kadın hareketi. Binlerce, milyonlarca kadının uğradığı tacizleri ifade etmek için sosyal medyada kullandığı o iki kelime. Me Too. Yani ben de. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Aslında MeToo ifadesi ilk olarak aktivist Tara'nın Burke tarafından 2006 yılında MySpace'te kullanılıyor. Burke, cinsel tacizden sağ kalanlara destek amacıyla bir oluşum başlatıyor ve adını MeToo koyuyor. İsmini Burke'ün koyduğu bu hareketin küresel bir harekete dönüşmesi ise 2017'yi buluyor. Burke'ün kurduğundan bağımsız ama aslında aynı sebeplerle kadınların uğradığı cinsel şiddetin konuşulması amacıyla hızla yayılıyor. 5 Ekim 2017'de New York Times'da yayınlanan yazı Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein'in yaklaşık 30 yıldır kadınları taciz ettiğini ortaya koyuyordu. Röportajların yanı sıra e-mail'lar, yasal belgeler ve kayıtlara dayanan bu araştırmada Weinstein'in kadınları taciz ettiği, onlara tecavüz ettiği, en az 8 şikayet vakasında da tazminat ödeyerek uzlaşmaya gittiği belirtiliyordu. Bu yazı Weinstein ile çalışmış diğer isimlerin de yaşadıklarını anlatmasına vesile oldu. Önce Amerika'da, ardından da dünyanın dört bir yanında kadınlar yaşadıkları cinsel şiddeti konuşmaya başladılar. Hakkındaki tecavüz iddiaları yargıya taşınan Weinstein, 11 Mart 2020'de 23 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ceza henüz kesinleşmemiş olsa da verilen mahkumiyet kadınlar için bir zaferdi. MeToo hareketi İran'dan Hindistan'a, Japonya'dan Etiyopya'ya pek çok ülkeye yayıldı. Ama belki de en enteresan tartışmalar bugüne kadar kadın haklarında ileri görülen İskandinavya'da yapıldı. Örneğin İsveç'te yayılan MeToo dalgasıyla oyuncuların, avukatların, sağlık çalışanlarının ve diğer sektörlerde çalışanların cinsel tacizleri ifşa edildi. Pek çok ünlü cinsel taciz ve uygunsuz davranış suçlamaları nedeniyle işlerini ve mevkilerini kaybetti. Ancak kültür dünyasından ifşa edilen bir isim kamuoyunda çok konuşuldu. Bu vakayı İsveçli gazeteci Thomas Toren’den dinleyelim. Bu vakalar arasında en öne çıkanı ise kültür alanındaki çalışmalarıyla tanınan Jean-Claude Arno oldu. Arno, İsveç Akademisi'nde Nobel Edebiyat Ödülü'nden sorumlu olan e üyelerden biri evli. O dönem İsveç günlük gazetelerinden Dagens Nyheter, Jean-Claude Arnaud tarafından tecavüze uğramış, cinsel saldırı veya tacize maruz kalmış 18 kadının beyanlarını yayımladı. Bunun üzerine 2018 Nobel Edebiyat Ödülü ertelendi. Jean-Claude Arnaud da mahkeme tarafından suçlu bulunarak 2 yıl hapse mahkum edildi. Ancak söz konusu İsveç olmasına rağmen her ifşa olayı kadınlar lehine sonuçlanmayabiliyor. Bir diğer meşhur davada adalet sağlanamadı ve hatta mahkeme mağdur aleyhine karar verdi. Gazeteci Sisi Valin meşlektaşı Fredrik Virta'nın hakkında iftira suçunu işlemekten suçlu bulundu. Gazeteci Valin meşlektaşı Virta'nın kendisine uyuşturucu verip tecavüz ettiğini 2017'de sosyal medyada ifşa etmişti. Türkiye'de de MeToo hareketi bir sosyal medya kampanyası ve müstakil ifşalar şeklinde ilerlerken aslında en büyük dalga Leyla Salinger isimli bir kullanıcının Aralık ayı başında attığı tweetle başladı. Leyla Salinger Twitter'da Hasan Ali Toptaş'ın videosunu paylaşarak bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz diye sordu. Bu tweetin altına 20'ye yakın kadın Toptaş'ın kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdı. Yazar Pelin Buzluk'ta Leyla Selinger'ın tweetini alıntılayarak ''Benim de kendisiyle korkunç bir yanım var. O zamanlar evliydim, eşime bile anlatamadım. Yıllar sonra güçlükle anneme anlatabildim.'' paylaşımını yaptı. Bu ifşalar edebiyat ve yayıncılık dünyasında MeToo hareketini fitilledi ve pek çok erkek ifşa edildi. İfşa sürecinde en çok tartışılan konu belki de tacizle suçlanan ihtiyar kitap evinin sahibi İbrahim Çolak'ın intiharıydı. Bu intiharın linç sonucu gerçekleştiğini öne sürenler de oldu. Kadınların hukukta kendilerine adalet bulamadığı için ifşaya başvurduğunu ve ifşanın lince indirgenemeyeceğini savunanlar da oldu. Benzer bir olay İsveç'te de yaşanmıştı. Ünlü oyuncu ve tiyatro yönetmeni Benny Fredrickson cinsel tacizle suçlanmış ardından işinden istifa ederek inti intihar etmişti. Ancak İsveç'te Fredrickson'un intiharı üzerine eleştiriler medyaya yöneldi. Medya cadı avı yapmakla suçlandı. İsveç basın konseyi teyit edilmemiş bilgileri yayınlayan gazeteleri eleştirdi. Türkiye'deki ifşalar üzerine bazı yayın evleri ifşa edilen yazar ve editörlerle sözleşmelerini sonlandırdı. Hasan Ali Toptaş'a verilen ödül iptal edildi. Yine Toptaş'ın kitabından yola çıkarak yazılan film senaryosu iptal edildi. Kadınların ifşaları devam ederken gazeteci Melis Alpan da yıllar önce uğradığı bir tacizi isim vermeden paylaştı. Bunun üzerine çeşitli isimler üzerinden spekülasyon başladı. Bu spekülasyonlarda isimsiz ifşa olur mu tartışmasını beraberinde getirdi. Aslında benzer bir durum da Danimarka'da Me Too hareketinde yaşanmıştı. Danimarkalı gazeteci Sultan Çoban bu olayı şöyle anlatıyor. Yakın zamanda yani bu sene bir tane Kadın gazeteci Sophie Lindy isminde bir sunucu. Aslında daha çok böyle eğlence programları falan sunan bir kadın. Bir ödül töreninde sunuculuk yaparken kendi başından geçen bir olayı anlattı. Aslında orada böyle bir kendi hani şeydi, kendi hikayesini anlattı. Hani nelerden geçtim şu anki pozisyonuma gelmek için gibisinden bir hikaye anlattı. Ve burada işte yıllar önce daha çok genç bir gazeteciyken bir editörü tarafından yani çalıştığı kanalın çalıştığı kanal da Danimarka'nın public service kanalı Danmarks Radio diye geçen kanal orada işte böyle üst düzey bir editör buna bir yılbaşı partisinde yani iş yerinde olan bir İş partisinde e, dışarıda sigara, sigara içtikleri esnada işte şey diyor e, şimdi benimle geliyorsun ve bana e, blowjob e, veriyorsun yoksa seni e, senin kariyerini yerle bir ederim. Böyle bir tehditte bulunuyor kıza e, kız e, yapmıyor yani boyun eğmiyor bunu ama e, yıllar sonra bunu anlatıyor. Sofi Linde'nin ifşası her ne kadar isim vermese de başka kadınların erkekleri ifşa etmeleri için onları cesaretlendirdi. Bunlar arasında siyasi liderler ve Kopenhag Belediye Başkanı gibi isimler de vardı ve bu kişiler istifa ettiler ya da ettirildiler. Ancak Linde yine de isim vermediği için eleştirildi. Mesela Sofi Linde ismindeki sunucu kadına şöyle bir eleştiri iletiyor bazı gazeteciler işte neden ismini söylemedin hani hikayeni anlatırken e, ifşa ettiğin kişiyi de açık açık söylemelisin Kadın da bunu e, şöyle savundu yani burada e, kişi önemli değil dedi e, burada aslında önemli olan hikayenin kendisi burada e, yani kişi bunu yaparken neden yapıyor e, kime karşı yapıyor kurbanlar e, genel genel olarak genç işte yeni yetme Çalışan kadınlar vesaire. Aslında burada hani e, şunu tartışmalıyız diyor, Sistematik bir cinsiyetçilik, sistematik bir e, taciz kültürü mü var? Hem İsveç'te hem Danimarka'da Me Too süreçleri aslında bir rıza yasasının kabul edilmesine vesile oldu. İsveç'te önceki yasada cinsel şiddet mağdurlarının işte cinsel ilişkiye girmek istemediklerini kanıtlamaları gerekiyordu. Ancak yeni yasayla ispat yükü değişti. Artık açıkça rıza alınmayan her türlü cinsel ilişki artık mahkemede cezalandırılıyor ve şüpheli karşı tarafın rıza verdiğini kanıtlamak zorunda. Danimarka'da çıkan yeni yasa ise açıkça rıza gösterilmeyen her türlü cinsel ilişkiyi tecavüz olarak sayıyor. Haber Podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Türkiye'deki bu güçlü ifşa dalgası aslında herkesi bazı alışkanlıklar, öğrenilmişlikler üzerine düşünmeye etti. Evrensel yazarı gazeteci Sevda Karaca bu güçlü ifşa dalgasının aslında bir yaygın adaletsizlik duygusunun ifadesi olduğunu söylüyor. Kadınlar yaşadıkları şiddeti adalet mekanizmalarına taşıdıklarında adaletsizlik kadınları adeta buralara başvurdukları için pişman etmeye dönük tutumlarla kendini gösteriyor ve bu çok göstere göstere yaşanıyor gerçekten de ve kadınların seslerini sosyal medyaya taşımaları bir bakıma buna zorunlu da kalmaları bu adaletsizlik duygusunun yaygınlığını ve üstü örtülemez bir biçimde var olduğunu da gösterdi. Ancak yanlış bilginin daha doğrusu insanların işlerine gelen inanmakta zorlanmadıkları bilginin hızla yayıldığı bu çağda bazı kavramlar da yanlış algılanabiliyor. Örneğin kadının beyanını esas almak ilkesiyle ne kastediliyor gibi. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden avukat Zelal Pelin Doğan bu ilkenin kadın olsun olmasın tüm cinsel şiddet mağdurlarını kapsadığını belirtiyor. Doğan, dünyada da başvurulan bu ilkeyi şöyle açıklıyor. Örneğin e, İspanya'daki Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda detaylı bir içtihada birikimi de mevcut. Bu ilkeye göre mağdurun beyanı mevcut tek kanıt olsa bile masumiyet karinesini zayıflatacak yeterli bir kanıt olarak kabul ediliyor. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özellikle de cinsel taciz suçu çok fazla tanığı ve delili olan suçlar değildir aslında. E, bu durumda da beyanı dışındaki herhangi bir delilden yoksun olan mağdur, olayların nasıl gerçekleştiğini açıklayabilen tek kişidir aynı zamanda. Kadının beyanı esastır demek, kadının beyanı suç şüphesinin oluşması için yeterli bir delildir demektir. Cinsel saldırı eylemine ilişkin beyanın yargı makamları tarafından incelenmesi gerekiyor demektir. Fakat yalnızca bir inceleme yapılması yeterli değil bu noktada. Bununla birlikte örneğin e, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında kadının kendini en sağlıklı biçimde ifade edeceği imkanları yaratabilmek, e, kimliğinden ötürü karşılaşabileceği dezavantajları ortadan da kaldırmak demektir. Avukat Doğan'ın açıklamalarına göre kadının beyanını esas almak, beyanın kesin delil teşkil ettiği anlamına gelmiyor. Peki masumiyet karinesi açısından ifşalar ne ifade ediyor? Masumiyet karinesi bir suçlama ile karşı karşıya kalan kişinin e, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadığı sürece suçlu sayılamayacağına ilişkin bir ilke. Tam bu noktada İspanya Yüksek Mahkemesi bir içtihadında şöyle diyor. Evet, e, cinsel saldırı, saldırı mağdurunun ifadesi elimizdeki mevcut tek kanıt olsa bile masumiyet karinesini zayıflatacak derecede yeterli bir kanıttır. Fakat bu durum e, masumiyet klinisinin otomatik olarak çürütüldüğü anlamına gelmez. E, i̇spat yükü yer değiştirmez. Burada asıl sorumluluk kişinin cinsel dokunulmazlığını korumakla e, yükümlü olan yargı makamlarındadır. Avukat Doğan İspanya Mahkemesi'nin de bu durumlar için belli kriterler öngördüğünü belirtiyor. Yargı makamları öncelikle mağdurun beyanının akıl hastalığı, alkol, uyuşturucu gibi herhangi bir sebeple sakatlanıp sakatlanmadığı veya beyanın kızgınlık, intikam düşmanlık gibi herhangi bir sayık taşıyıp taşımadığına bakıyor. İkinci olarak beyan beyanın tutarlılığına ve diğer yandan tıbbi raporlar veya herhangi başka bir delille desteklenebiliyor mu diye inceliyor. Bu ek delilleri delillere beyanı güçlendirmek için başvuruyor. Suçun işlediğine kanaat getirmek için mutlak deliller olmadığını da her defasında hatırlatıyor. E, son olarak üçüncü kriter ise suçlamanın e, suçlamanın esasıyla ilgili Burada beyanda her ne kadar mağdur için olayı tekrar tekrar yaşamak veya anlatmakta zorluklar olsa da bu beyanlarında ifadelerinde genelleme yapılmaması, bu ifadelerin tutarlı olması ve aynı zamanda mağdurun mahkemedeki tavrı gibi alt kriterler değerlendiriliyor. Bizi Kısa Dalga ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gazeteci Sevda Karaca son ifşa dalgasının kültür ve yayın dünyasındaki üstadlık, ustalık müessesesine de çomak soktuğunu bazı alışıla gelmiş statülerin tepedaklak edildiğini söylüyor. Tür akademi, medya ya da yayıncılık dünyası usta duayen üstadlık müessesesinin erkeklere sanki böyle sistematik eşitsizliklerin bir sonucu olarak değil de bu dünyanın doğası böyleymiş, bunun gereğiymiş gibi tapulandığı alanlar. Şimdi bunun cinsiyet eşitsizliğinin kadim tarihiyle çok açık bağları var. Kadınlar yüzyıllardır fikir ve kültür ürünlerinin yaratılıp yaygınlaştırıldığı kamusal alanın bir öznesi olarak değil, daha çok görünmez olan, değer görmeyen, domestik alanların çitleri arasında hapsedilen varlıkları oldu. Sanki kadınlar sadece üstün yetenekler gösterebilirlerse bu alanlardan para kazanabilirler, değilse işte diğer işlerin yanında kendi kendilerini eyledikleri bir boş vakit uğraşısı muamelesi görür kadınların yaratıcı faaliyetleri hani neredeyse dikiş nakış derekesine indirgenir. Gazeteci Karaca'ya göre kültür dünyasında kadınların varlıkları cinselleştirilerek nesneleştiriliyor ve kadınlar ancak egemenlerin onayıyla var olabiliyorlar. Mesela Yazarlık müessesesi erkeklerin sahip olabileceği özelliklerle tanımlanır ama örneğin çeviri alanı içten içe hep kadınlara hasredilir. Çünkü kadınlar ancak fikri bir değer oluşturan erkeklerin yapıtlarını başka bir dile tercüme edebilirler. Ee, sanki boş vakitlerde yapılan bir iştir çevirmenlik, evcimen bir şeydir yani. Mesela yazarlık bu kadar değerli bir işken bugün bile hala çevirmen emeğinin bu kadar değersiz olmasında bunlar da etkili değil mi örneğin? Ya da örneğin kadın muhabirler yaşam sayfası, sağlık sayfası filan gibi alanlarla ilişkilendirirler meslek hayatlarının başında. Bu alanlar kadınlara özgülenen alanların sanki birer uzantısı gibidir. Sanki özel bir uzmanlık gerektirmez gibi muamele görür ve kadınlar ancak kendilerini ispat ettikten sonra örneğin işte diplomasi, ekonomi muhabirliği, köşe yazarlığı gibi Hani böyle ciddi e, işleri yapabilirler gibi değerlendiriliyorlar. Karaca son ifşa dalgasını çok önemli buluyor. Kadınlar lehine ciddi sonuçlar doğurduğunu söylüyor. Ama ifşa süreçlerinde kadınların hala tartışması gereken başka noktalar da var. İfşa belli bir kesimden gelen kadınlarda farkındalık ve güçlendirme yaratırken farklı kesimden gelen kadınlara ne ifade ediyor? Son ifşa dalgası edebiyat, kültür, yayıncılık alanında en büyük etkisini bu alanlardaki kadınlara yönelik işte ayrımcılık, şiddet, görünmez kılmaya karşı somut adımlar atılmasını sağlayarak gösterdi. Bunun tek bir kısa dalgayla değil aslında kadın hareketinin uzun süredir yürüttüğü mücadelenin içinde farklı farklı dalgaların bir parçası olarak var olduğunu düşünüyorum. Bu etki işte kazanımlarını yayın evi sözleşmelerine şiddetin tek taraflı bir iptal maddesi olarak girmesi, alanda örgütlü kurumların ortak tutum belirlemesi, etik kurullar oluşturulması gibi hani bir dizi somut önlemle aslında kalıcılaştırmak için önemli bir adım oldu. Ama ifşa yöntemini tartışırken kullandığımız dil, bu yöntemi savunurken çizilen çerçeve, ifşa edenle aynı yaşam koşullarını paylaşan ama bu davete icabet etmeyen kadınlara bir gün sen de ifşa edecek kadar güçlü hissedeceksin. Mesajı da verme riski taşıyor. Yani ifşayı tartışılamaz bir politik araç olarak ilan etmeden önce tartışmaları sanki kadınlara, işte kadın hareketine bir saldırıymış gibi değerlendirmeden önce şunları düşünmeliyiz. Kadınlara ya o kadar güçlenemezsem kaygısını yaşatmayan, bu savunmacılığa yol açmayan bir biçimde nasıl tartışabiliriz. Onların kaybedecek hiçbir şey yok, benim çok şeyim var diye düşünerek aslında kadın hareketinin yükselen yükseltilmesi istenen mücadelesinin uzağına düşmemesini nasıl sağlayabiliriz? Bunlar üzerinden atlayabileceğimiz sorular değil bana kalırsa. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bugün çok geniş kadın kesimlerinin yaşam koşulları, içinde yaşadıkları toplumsal yapı o şiddeti yaşadıkları şiddeti ifşa ettiklerinde onları rahatlatacak, fail değersizleştirecek, itibarsızlaştıracak, kadının sarılıp sarmalanacağı bir yöntem olarak işlemesinin önünde çok büyük bir engel. Sevda Karaca'ya göre ifşa mekanizması ile ilgili bir diğer konu da yalnızca ün ve statü sahibi erkekleri hedef alabilmesi ve bu alanda başarıya ulaşabilmesi. Bugünkü görünümleri itibariyle ifşa Sonuçta e, itibar yok etme, ün statüyle varlık sürdürdüğü alanlardan failin dışlanmasını sağlamak gibi bir e, gücü devreye sokuyor. Dolayısıyla bu kişinin sahip olduğu itibara, statüye önem veren kesimleri harekete geçirerek bu alanlarda yapılabiliyor. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.